Evet arkadaşlar, kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi ne yapacağız? Mmap aracını kullanacağız. Mmap aracı nedir? Öncelikle ona şöyle bir bakalım. Şöyle mmap boşluk bırakıp IP adresini yazarsa o IP hakkında bize bilgi verir. Ya da bir web sitesi de olabilir bu. Evet, IP'yi gördüğünüz gibi taradı. Ve bu bize açık olan portları vesaire verdi. Aynı zamanda mmap yazarsak bir sürü kullanabileceğimiz burada parametreler de var. Bu parametrelerden bazıları mesela çok fazla kullanılıyor. Mesela SC ile SV var. Bu parametrelerde yüklü olan uygulamalar varsa o uygulamalar hakkında bize versiyon bilgisi vesaire veriyor. Şimdi biz de aynı şekilde bir mmap için araç yazalım. Öncelikle bir tane dosya oluşturuyorum. İsmini mmap.py yapıyorum. Projenin sonunda bunların hepsini birleştireceğiz. Hepsini app.py'yi çalıştırdıktan sonra seçeneklerle çalışmasını sağlayacağız. Öncelikle gedit diyelim şöyle. Şöyle bırakayım. Sonra şu an tekrar bunu da açayım. Bunun aynısını kopyaladım. Mmap'e geldim, yapıştırdım. Daha sonra buraya geldim, dedim ki mmap alt tire hello olsun ismi. Kopyalayalım. Şöyle yapıştıralım. Şimdi şurayı siliyorum. Fonksiyonumu şimdi yeniden yazıyorum. Şimdi fonksiyonumu yazarken öncelikle bir yazı yazdıralım arkadaşlar. Diyelim ki 1, 2, 3. Şu şekilde bırakalım. Diyelim ki sanki bir yazılımmış gibi. Zaten yazılım da. Şöyle çizgi çizgi. Diyelim ki mmap. Şöyle. Diyelim ki 0 tuşuna bastığın zaman, yani 0 komutunu çalıştırdığın zaman mmap çalışır. Şöyle iki şey basmak daha mantıklı olur. Şöyle yapalım, mmap. Sonra bir fonksiyonunu kullanmak istediğin zaman sc sv çalışacak. Sonra 2'ye işte bu çalışacak, 3'e bu çalışacak diye bunu bu şekilde doldurabilirsiniz. Ben şu an sadece 0 ile 1 yapacağım. Siz kendi kullanım amaçlarınıza göre bunu değiştirebilirsiniz. Şimdi bunu yazmaya gelelim. Şimdi buraya yazıyorum. Öncelikle bizim neye ihtiyacımız var? Bir IP'ye ihtiyacımız var. Neden? Biz kullanıcıdan bir IP almamız gerekiyor. IP eşittir input. Daha sonra bir de işlem no'ya ihtiyacımız var. Şöyle. O da input. Ne yapacağız? Kullanıcıdan hem IP adresi alacağız hem de işlem no alacağız. Buradaki işlem no'lara göre buradaki işlemleri yaptıracağız. Input şöyle IP adresi yeriniz boşluk bırakalım. Sonra işlem no giriniz boşluk bırakalım. Daha sonra burada aşağıda yazıyorum if işlem no eşitse sıfıra, o zaman diyeceğiz ki ne diyeceğiz? Bunu diyeceğiz. O sistem clear değil tabi. Diyeceğiz ki mmap boşluk artı IP. Daha sonra aynısını kopyalayalım. Buraya bir diyelim. Bunu da yanına aynı şekilde sc sv bunları da ekleyelim. Şimdi gelelim kodumuzu çalıştırmaya. Konsol şu olması lazım. Yok, bu değil. Şu. Diyoruz ki mmap, pardon, Python neyi çalıştıracağız? Mmap'i çalıştıracağız. mmap.py. Nerede işlem ne olurum? Burada şey yok diyor. Bunları da ekleyelim, unutmuşuz. Çok sorry. Tekrar geldik. Yazdık.
Diyor ki IP adresi gir. 10, 10, 10. Girdim. İşlem no gir. 0 diyelim. Girdim. Evet, şu an bu IP adresi yok tabii. Daha önceki IP adresi gibi değil. O yüzden şu an bir şey bulunamadı hatasını bekliyoruz. Ha, varmış bu IP adresi. Bu portlar açıkmış vesaire diyor. Şimdi aynı şekilde tekrar bir daha çalıştıralım. Yine IP adresine girelim. 10 10 10. Daha sonra da işlem no girin diyelim. 1 diyelim. Bir de aynı şekilde böyle tarasın. Gördüğünüz gibi kodumuzda bir sıkıntı yok. Çalışıyor. Bu şekilde siz de en çok kullanılan mmap komutlarını yani parametrelerle birlikte siz de yazabilirsiniz. Böylelikle her seferinde yazmakla uğraşmazsınız. Hatta yanlarına isterseniz bu print'in yanına kısmına da açıklamaları da yazabilirsiniz. Eğer unutuyorsanız, yeni başladıysanız bu sektöre. Böylelikle sizin için işinize yarayacak bir şey olabilir. Gördüğünüz gibi SSH vesaire versiyon bilgilerini verdi. OpenSSH'nin versiyon bilgisi buymuş. İşte yani yukarıdakinden farklı bir açıklama verdi gördüğünüz gibi. Bu şekilde bunları da kullanmış olduk. Bir sonraki derste başka bir hacker aracı yazmaya devam edeceğiz. Hepinize iyi günler.